çocuklarını evlendiren emeklilere yüzde otuz indirim. Bakan hayırlı olsun diyerek duyurdu. SGK, 16 milyon emekli için geniş kapsamlı indirimler sağlayacak anlaşmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kez de çocuklarını evlendiren emeklilere %30 indirim uygulanacak yeni bir kampanya duyuruldu. SGK 16 milyon emekli için geniş kapsamlı indirimler sağlayacak anlaşmalara imza atarak ülke genelinde birçok işletmede indirimli hizmetler sunmaya başladı. Emekliler otelden beyaz eşyaya, terziden gözlük ve işitme cihazına kadar pek çok alanda %5 ile %50 arasında değişen indirimlerden faydalanabilecek. SGK, emeklilere sağlık, ulaşım, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi çeşitli alanlarda avantaj sağlayacak indirimleri tüm yurda yaydı. Kurum, il müdürlükleri aracılığıyla 5500'den fazla özel işletme ile anlaşmalar yaptı. Emekliler, her ilde akaryakıt istasyonlarından kafelere, giyimden hırdavata, otelden şarküteriye kadar birçok iş yerinde indirimli hizmet alabilecek. Emekliler %5 ila %50 arasında değişen indirimlerden yararlanabiliyor. Yaşadıkları illerde hangi işletmelerin ne kadar indirim sağladığını öğrenmek isteyen emekliler emekliler.gov.tr adresinden bu bilgilere ulaşabiliyor. Türkiye genelinde SGK il müdürlükleriyle anlaşma yapan özel şirketler arasında özellikle termal oteller, optikçiler ve işitme cihazı satan firmalar dikkat çekiyor. Emekli vatandaşların yaşlandıkça daha fazla ihtiyaç duydukları ürünler ve sağlık hizmetlerinde de indirimli kampanyalar sunuluyor. Pek çok ilde termal oteller emekliler için indirim oranını %50'ye kadar çıkarıyor. Bazı belediyelerde ise su ve şehir içi ulaşım tüm emeklilere ücretsiz sunulurken, çocuklarını evlendirecek emeklilere %30 indirim imkanı sağlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada emeklilere minnet ve saygılarını sundu. Işıkhan, tüm illerde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşuyla anlaşmalar yapmaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye yüzyılının kıymetli emektarlarına her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz. Hayırlı olsun dedi.